Ankara günlüğünden iyi akşamlar. Ben Hande Fırat. CNN Türk Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Bugün Ankara'da önemli bir gündü. Bunu söyleyebiliriz siyaseten. Çünkü siyasi partiler milletvekili aday listelerini 1 Kasım'da yapılacak seçim için Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. Bununla birlikte o listeler belli oldu ve biz de bu akşam konuklarımızla birlikte listeleri ve yaklaşan seçimleri değerlendireceğiz. Hemen ben size tanıtayım konuklarımızı. Adil Gür, hoş geldiniz. Erdem Gün, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Deniz Zeyrek, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Hoş. İlerleyen dakikalarda Galip Ensarioğlu AK Parti'den bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla onunla da konuşacağız. Özellikle Güneydoğu listelerini AK Parti'nin, ama şimdi isterseniz bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Şöyle yapacağız. Sırayla tüm partileri konuşacağız. Bunda da birinci partiden dördüncü partiye kadar gideceğiz. AK Parti ile başlayacağız. Üç dönemliklerden 24 isim aday yapıldı. Kulislerde pek çok konu var. Şunu söyleyebiliriz. Ali Babacan en merak edilen isimdi. Bizim edindiğimiz bilgi, Başbakan Davutoğlu'nun kendisine özel olarak teklif götürdüğü yönünde. Ve ilk değerlendirmeler AK Parti kulislerinde, 3 saç ayağına yakın isimlerin de korunduğu yönünde. Yani bu şu demek: Erdoğan'a yakın isimler de var, Abdullah Gül'e yakın isimlerin tasfiye edileceği ifade ediliyordu. Hayır, bu böyle olmadı. Gül'e yakın isimler de var ve Ahmet Davutoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları da var deniyor. Başka ne deniyor? Ben Deniz Zeyrek'le başlıyoruz. AK Parti kulisleri açısından nasıl değerlendiriliyor bu liste? Evet, şimdi 7 Haziran seçimlerinde liste dışında kalan A takımı burada ağırlığını koymuş. Yani listeye bakıldığında hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Ahmet Davutoğlu'nun ya da Gül'ün onlara yakınlık vesaire falan tartışılır, ama AK Parti deyince akla gelen isimler AK Parti'nin A takımı listelerde yer bulmuş. Önemli bir karar bence. Yani 24 üç dönemlik milletvekilinin burada olması önemli. Beşir Atalay'ın, Ali Babacan'ın, Faruk Çelik'in yeniden yer bulması bence çok önemli. Tabii benim gözlerim, yani sabah parametrede de söylemiştim, benim için en önemli bakacağım ilk isim Ali Babacan olacak demiştim. Sanıyorum iç ve dış piyasalar da ilk ona baktılar ya da bakacaklar. Evet, Twitter'ı da sallıyor. Yani şu anda Twitter'da en çok konuşulan Ali Babacan. Gördüğüm kadarıyla. Ben bir de Bülent Arınç'a baktım. Acaba olur mu diye. Orada bir yol ayrımı var gibi. Hüseyin Çelik'e baktım. Arkası bilgi var mı? Merak ediyorum nasıl olmuş acaba diye. Yok, kendisi zaten başvurmamıştı Ali Babacan, evet, gibi. Ama hani İsteseler gösterirlerdi. Herhangi bir teklifte de bulunulmamış gördüğüm kadarıyla. Herhalde veda yani edinmiştir. Öyle görüyorum. Zaten son görüşmemizde de bana şey demişti, hanımla birlikte oturuyoruz şimdi, uzun yıllardan sonra ilk defa baş başa kaldık diye. Herhalde Sayın Arınç öyle bir yeni bir hayat tercih etti. Biraz daha kendisine ve dünyevi işlere, siyaset dışındaki işlere vakit ayırmaya karar verdi. Ama izleyicilerimizi hatırlatalım. Tam çok kritik bir akşam, kongreden bir gün evvel Habertürk televizyonunda çok dikkat çeken eleştirel açıklamalar yapmıştı. Bizdik, ben olduk ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla herhalde bu açıklamalar da kendisinin Ali Babacan gibi tıpkı aday gösterilmemesine rağmen aday olmasını da engellemiş gibi görünüyor. Doğru. Şimdi ben şunu da hissettim listeyi okurken. Sanki Abdullah Gül'e yakın isimler dışlandığında farklı bir arayışa girerler, farklı bir oluşuma gitmeye çalışırlar vesaire gibi bir endişe de konuşulmaya başlanmıştı. Biraz önce senin dikkat çektiğin o Gül'e yakın isimler de listede yer bulmuş ifadesi biraz da o endişenin kırılması için atılmış bir adım gibi gözüküyor. Erdem, ilk değerlendirmeni alabilir miyim? Deniz satır başlarıyla aslında değindi. Ali Babacan çok önemli bir isim. Son dakikada ikna edilmiş olduğu görülüyor. Ama hatta belki Beşir Atalay gene bu konumda. Hani kongrede yaşanan kırgınlıklar bakımından ele alırsak, Beşir Atalay'ın da hani bir tür sitem dolu sözleri vardı, hatırlayalım. Tabii CNN Türk yayınında kongrede, evet, sabah 10'da yaptığı şimdi açıklamalar çok konuşuldu. Sözünü keseceğim. Akşama doğru bir Faruk Çelik trafiği yaşandı biliyorsun. Evet. Yani şimdi Beşir
Beşir Atalay'ı da almışlar. Hani değin, birkaç isme değinelim. Cemil Çiçek var, eski meclis başkanı, AKP'nin kurucusu. En önemlisi Binali Yıldırım var. Kongredeki çatışma meselesinin tam orta yerinde duran isim. Ama olmayan birkaç ismi saymak lazım gene de. Hani partinin kuruluş ve partideki bazı eski tezlere yakın isimler bakımından Bülent Arınç'a değindi Deniz. Ali Babacan bu partide ekonomiyi simgeliyorsa, Bülent Arınç da bu partinin geleneğini ve siyasal yüzünü temsil eder. Bülent Arınç'sız bir dönem başlıyor ilk kez bu partide. Önemli. Gene sayacağımız, hani partide siyaset yapma biçimi açısından farklılaşan birkaç ismin, olmayan birkaç ismi sayalım. Sadullah Ergin yok. Nihat Ergün yok. Salih Kapusuz yok. Evet. Yani belki partide ilk kez bunlar yok. Hüseyin Çelik yok. Hani saysak daha geriye doğru Nimet Baş yok. Başka isimler sayabiliriz. Partide çok etkili konumda bulunmuş isimler bakımından. Öyle anlaşılıyor ki kongrede yaşanan bu kırgınlıklar hemen arkasından seçime giderken ekonomi de gözetilerek, birkaç isim de gene listelere konularak bir derlenme, toparlanma yapmaya çalışılmış. Yani seçmenin karşısında daha fazla kırgınlıkları artırarak, daha fazla bunun milletvekili listelerinde de yeni kırılmalar yaşanmaması için bir çaba sarf edilmiş. Ama bir noktaya değineceğim. AKP bundan önceki bütün seçimlerde, Tayyip Erdoğan partinin genel başkanı iken, bütün seçimlerde sadece kendi özüne dair kendi kadroları yerine diğer siyasal oluşumlardan da isimleri kadrolarına bir şekilde serpiştirirdi. Merkez sağdan, liberallerden, hatta eski soldan. Bu listede olmadığını görüyoruz. Zorunlu bir isim var. Onu biraz sonra konuşacağız. Tuğrul Türkeş var. Ama onun dışında çok farklı isimlerin olmadığı bir liste. Olmayanları saydın. Yeni girenler vardı mesela. Hüseyin Yayman vardı. Muhsin Kızılkaya vardı. Onlar da yok. Onlar da yok. Mahsar Bağlı vardı. Urfa'dan milletvekili seçilmişti. MKYK üyesiydi. MKYK'ya da girememişti. O da mesela Urfa listesinde göremedim. Partide bence önemli akademisyen nereden biriydi. Onun olmaması da dikkatimi çekti. Genel bir Faruk Çelik konusuna döneceğim. Genel bir değerlendirmeyi de Adil Bey'den alacağım ama şöyle bir ifade kullandı bana bugün partinin önemli isimlerinden biri. Güle yakın isimler, Davutoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları, Erdoğan'a sürekli yanında olan isimler ama bununla birlikte partide son dönemde bir gençler dalgası vardı. Gençler ve yaşlılar arasında bir sürtüşme vardı. Bu dengede gözetildi. Dolayısıyla dışarıdan gelen ya da çok yeni gelen isimlere de yer verilecek yer bulunamadı gibi bir ifade kullandı. Adil Bey, hiç Güneydoğu'ya oya girmeyeceğiz şimdilik. Evet. Genel bir baktığınızda fabrika ayarlarına dönüş listesi midir bu? Kısmen diyelim. Az önce diğer konuklar da ifade ettiler. Yani denge, siz de ifade ettiniz. Dengeler gözetilmiş. Partide üç ayakta temsil ediliyor. Hatta bir önceki geçtiğimiz hafta yapılan işte merkez karara girmeyen 7 Haziran seçimlerinden dolayı işte Beşir Atalay, Süleyman Soylu, Mustafa Şentop gibi isimlerin liste başı olarak farklı illerde veya listenin önemli yerlerinde farklı illerde olduğunu görüyoruz. Ama merkez karar sanki daha çok tek taraflı bir listeydi değil mi? Yani daha Cumhurbaşkanı'nın damgasının olduğu, etkisinin olduğu söylenen bir listeydi. Bugünkü listeye baktığımızda aslında Başbakan'ın da etkisinin olduğunu görüyoruz. Örneğin işte Taha Özkan, Ali Sarıkaya gibi danışmanlarının listelerde önemli yerlerde olduğunu görüyoruz. Listelerde olmayan isimler sayılırken elbette ki çok isim vardı ama unutulan belki en önemli isimlerden bir tanesi şu an bakanlığı devam eden İdris Güllüce yok. Evet, bu yani, şaşırtıcı. O çok şaşırtıcı. Şaşırtıcı çünkü Tayyip Bey'in ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde işte başarılı bir Tuzla Belediye Başkanı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis başkanlığı, başkan vekilliği yapmış önemli bir isim. Neden yok? Onu anlamadık. Ali Babacan'a değinildi. Bir de burada da tabii AK Parti en fazla milletvekili adayı değiştiren parti diğer partilere baktığımızda. Yani CHP'de, MHP'de ve HDP'de bir takım değişiklikler var ama ana şeye dokunulmamış. Halbuki AK Parti listelerinde 550 kişinin 312'sinin geçen dönemde 7 Haziran'da da aday olduğunu görüyoruz. Yani
238 tane yeni isim var. Bu şayet 7 Haziran'dan sonra tek başına iktidar olamamanın yolları doğru araştırılmış, illerin siyasi coğrafya haritası doğru çıkarılmış, adaylarla bu tahkim edilmiş mi edilmemiş mi, onu 1 Kasım akşamı sandıktan çıkan sonuçta göreceğiz elbette. Ama tabii şu merak ediliyor diğer yandan da, tam böyle dediniz ama acaba işte bu araştırma yapıldı, işte çeşitli anketler yapıldı. Gerçekten bunun bir işareti mi değil mi? Yani tam da bu liste bir A takımı listesi mi? Çünkü temel soru şu olacak bu seçimde. AK Parti tek başına iktidar olacak mı, olamayacak mı? Değil evet. mi? Ana gündem bu herhalde bu seçimin. Şimdi tabii bir işim gereği, mesleğim gereği aslında şunu söylemek lazım. Denmesi lazım ki adaylar ne kadar etkili, ne kadar belirleyici bir partinin iktidar olup olmayışında. Ne kadar etkili ya da ne etkili? Şimdi adaylar belli illerde, Anadolu kentlerinde, nüfusu küçük yerlerde az veya çok etkili. Ama buralarda dahi etkisi ilk 3-5 gün işte bilmem kim yok, ben kızdım şu partiye oy vermeyeceğim diyenler olur. Ama seçime kadar geçecek süre içerisinde parti aidiyeti ve partinin kurumsal kimliği daha ön plana çıkar. Burada belki AK Parti açısından belirleyici olacak şey şu. AK Parti 7 Haziran seçimlerinde 40.9 oy aldı. 258 vekilde kaldı. Şimdi burada 1 puan veya 2 puan AK Parti açısından çok kritik. O nedenle aday listeleri, bir aday ki bir partiye 5 puan getiren, 5 puan götüren bir adayı ben 30 yıllık araştırma hayatımda görmedim. Yani bir aday geldi diye bir partinin puanının, oylarının 5 puan zıpladığını veya 5 puan düştüğünü görmedik. Ama yarım puan, 1 puan bazen çok değerli olabilir. 7 Haziran'da da çok değerliydi. 1 Kasım seçimlerinde de değerli. Şayet yapılan bu çalışmalar neticesinde listelere yeni konulan o 238 kişi, bunlar gözetilerek yapıldıysa, o yarım puanı getirecek kişilerse o zaman doğru bir çalışma yapılmıştır diyebiliriz. Ama bunu söyleyebilmek için de burada biz sadece kişisel yorumumuzu getirebiliriz. Ne getirip ne götürdüğünü 1 Kasım günü sandıkta oy veren seçmenler karar verecekler. Faruk Çelik meselesine gelince biraz önce şeyi geçti. Ben işte kendisinin Bursa'dan ilk dönem aday olduğunu, Bursa'dan sonra Urfa'ya kaydırıldığını biliyoruz ve o zaman da çok konuşulmuştu, tartışılmıştı. Çok istemiyordu. Ve o dönemde de çok başarılı Urfa'da hiç kimsenin tahmin etmediği bir sonuç çıkmıştı. Şimdi tabii işte 24 tane 3. dönemliklerden aday gösterildi. Doğal olarak belki Urfa'ya gitmekten daha çok Urfa aday listeleriyle ilgili bir sıkıntısının olduğu söyleniyor. Çünkü birazdan ne belki açıdan, pardon, şunu, ne açıdan? Şunu konuşacağız. Belki biraz sonra Güneydoğu doğu listelerini konuşurken. AK Parti bu seçimde, yayından önce sizle de konuşmuştuk. Hı-hı. AK Parti bu seçimde aday listelerini belirlerken Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de farklı bir strateji, Doğu ve Güneydoğu'da daha farklı bir strateji izlediğini görüyoruz. Yani belki batıda, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de ideoloji, partiyle yakınlık daha önemliyken Doğu ve Güneydoğu'da sosyolojik bir takım değerler daha ön plana çıktığını, ailelerin, aşiretlerin varlığını, etkisini görüyoruz. O nedenle Urfa'da da ister istemez orada işte pek çok aşiretin olduğunu biliyoruz. Öyle zannediyorum ki, kişisel kanaatim, oradaki sıkıntının temel nedeni de o olsa gerek. Müsaadenizle o zaman ben de bir şey söyleyeyim. Genel belki bir değerlendirme açısından. Örneğin Ankara 2. bölge, Cemil Çiçek ve Tuğrul Türkeş. Çünkü Ankara 2'de MHP'li seçmenin daha ağırlıklı olduğu, MHP'nin daha ağırlıklı olduğu ifade edildiği için bu tercihin yapıldığı söyleniyor. Diğer taraftan Güneydoğu için de HDP ile doğrudan mücadele etmek yerine daha güçlü isimler, daha sosyolojide karşılığı olan, arazide karşılığı olan isimlerin tercih edildiği ifade ediliyor. Neyi izleyerek acaba Faruk Çelik gerçekten istifa etti mi, o istifayı geri mi çekti? O konuya ilişkin kulis bilgisi var mı? Öyle bir şey olmuş, evet. Yani istifa etmedi ama istifa edeceğinin sinyalini vermiş. Sonra ikna edildi anladığım kadarıyla. Evet. Yani şimdi bir Bursa'dan Urfa'ya gitmek önemli bir karar. Bir de Bursa'da Efkan Ala'nın aday olduğunu
hatırlatmakta fayda var. Yani onun yerine ikame edilen isim de onun açısından hani Bursa'da karşılığı var mı yok mu vesaire gibi bir tartışma yaratmış olabilir. Bir de tabii Urfa gibi bir yere gidildiğinde altında sağlam bir ekip görmek istemesi de doğal. Haliyle de oradaki listenin belirlenmesinde etkili olmak istemiş olabilir. Tartışma da bundan kaynaklanmış gibi görünüyor. Benim yaptığım görüşmelerden anladığım. Ama sanki bir orta yol bulunmuş gibi listeye bakıldığında. Müsaade ederseniz aynı genel değerlendirmeyi bir CHP açısından yapmak istiyorum. Murat Özçelik konusu var. Umut Oran'ın liste dışı olduğunu biliyoruz. Koray Çalışkan olur mu olmaz mı? Olmadı. Abdülhatif Şener'in ismi dün gece çok geçti. Yok. Baykal ve Muharrem İnce ile ilgili iddialar vardı. Listede zaten Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etmişti. Bununla birlikte Gamze Akkuş iyi gezdi, yerini korudu. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Erdem, CHP'de sürpriz var mı? Bu çok büyük değişiklik dediğin bir durum var mı? Genel olarak nasıl bu liste? Yok, en son CNN Türk'teki programında Sayın Kılıçdaroğlu net olarak söylemişti. Ön seçim, hani 7 Haziran'da evet, ön seçim yaptı. Bu sefer süre kısa diye YSK'dan da vize alarak ön seçim yapmadı. Tamamını korumuş. Kendisinin bizzat kontenjan yetkisiyle getirdiği isimler vardı. Onları da büyük oranda korudu. Sadece görebildiğim benim, hani... Murat Özçelik'e bir değinmemiz gerekiyor galiba. Evet. Murat Özçelik seçimden önceki kurultayda Kemal Bey'in davetiyle partiye gelmiş bir isim. Bu iktidar döneminde bürokratlık yapmış bir isim. Fakat CHP'den aldığımız izlenim genel olarak CHP'de kimyasının çok tutmadığı bugüne kadar hani... Yani ben, hep bir takım tartışmalar perde arkası bilgi aldı, olarak yer aldı. Evet. Dolayısıyla böyle bir sonuç oldu. Hani onlar açısından yaşanan en büyük sıkıntı bu. Onun dışında aday listeleri genel olarak aynı gidiyor. Belki şöyle şeyler söyleyebiliriz. Özellikle İstanbul CHP açısından çok önemli. Çünkü CHP işte Güneydoğu'da düşük oy alan bir parti. Karadeniz'de belli oranda düşük. İç Anadolu'da genel olarak düşük ama Ege, sahiller ve özellikle İstanbul CHP'nin oy oranını yukarı çekiyor, aldığı oy oranı yüksek olduğu için. İstanbul'da 9 ve 8, 3 bölgede 18-26 milletvekili çıkarmış. Her bölgede aynı zamanda bir açıdan HDP baskısı da yaşıyor CHP. Çünkü HDP %13 oya çıkarken HDP'den bir miktar, başka da İstanbul olmak üzere oy aldığı biliniyor. Dolayısıyla o 9. sıraların üstlerine yeni isim koyarken, en azından birer stratejik artırmaya çalışırken, bu HDP ile oluşabilecek rekabeti bir miktar düşündüklerini anlıyoruz. Hı hı. Belki HDP ile bir Aleviler bakımından bir rekabet yaşanıyorsa belki oradan bir tahkimata doğru gittiğini biliyoruz. Onun dışında da çok normal olarak her partinin yapacağı gibi milletvekili çıkaramadığı ve başarılı olamadığı illerde adaylarını değiştirmiş görünüyor. Kadın dengesine gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir bakış açısı var, dikkat etmiş. Ama CHP'de çok büyük bir değişiklik görünmüyor. Umut Oran meselesi zaten hani geçen seçimde aday yapılırdı, bu seçimde aday olmayacağı belli olmuştu son ana kadar. Onun dışında CHP'de çok ciddi bir sürpriz görünmüyor. Deniz, CHP'ye ilişkin genel bir değerlendirme rica etsem. Evet, en kolay aslında CHP'nin işiydi. Çünkü ön seçimlerden dolayı bir elinde önemli bir liste vardı. Milletvekillerine dokunmayı pek düşünmüyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Sadece başarısız illerde bir iyi bir liste yaparak oradan milletvekili çıkarma gibi bir arayışı vardı. Tabii Murat Özçelik... Onun ayrılmasının perde arkası kamuoyuna da bir şekilde yansıdı. Bir takım gerilimler olmuş anladığım kadarıyla. O nedenle dışarıda kalmıştı. Bir takım işte Koray Çalışkan gibi isimler konuşulmuştu. Onların olmadığını görüyoruz. Abdülhatif Şener ile Mehmet Ali Bayar'la biraz sağ açılımı daha da geliştirip CHP'yi bir daha geniş bir, yani kitle partisi olan CHP'yi aynı zamanda Merkez Partisi haline getirir diye bir beklenti vardı. O da olmadı. Ben CHP açısından, yani 7 Haziran'a bakıldığında çok
ciddi bir değişiklik olmadığı kanaatindeyim. CHP belki de yani seçim söylemleri bakımından da en kolay seçimine girecek, öyle görünüyor. Adi Bey, gene kısa süremiz var ama şunu merak ediyorum. CHP az miktarda olsa oyunu HDP'ye kaydırmıştı. Evet. O oylar bu seçimde geri gelir mi? Şimdi seçimden sonra yapılan araştırmalar veya son dönemde yapılan araştırmalarda bunun geri geldiğini görüyoruz zaten. Hı-hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi oylarında 7 Haziran'a göre bugünlerde yapılan araştırmalarda bir yükselme olduğunu görüyoruz. Ama tabii önümüzdeki dönemde daha 45 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde değil 45 gün, Türkiye'nin 4,5 günü sonrası ile ilgili öngörüde bulunmak mümkün değil. CHP ile ilgili tek cümle şu söylemek gerekirse, CHP hakikaten ön seçimle adaylarının önemli oranda belirlemişti. Ön seçimle belirlenen adayların birine dokunması halinde kıyamet kopardı. Yani ahlaki de olmazdı. Bu manada ön seçimle gelen adaylara dokunmadı zaten. Ama belki Cumhuriyet Halk Partisi 7. 8. sıralar yerine Türkiye 7 Haziran'a gittiği gündeki gündem ile bugünkü gündem aynı değil. 7 Haziran'daki seçim stratejisiyle bugünkü seçim stratejisi de aynı değil. Elbette ki partinin yetkili kurullarının ve genel başkanının takdiridir. Söz söylemek düşmez ama belki kontenjan adaylarda takviyeler yapılmış olsaydı bazı illerde, çünkü seçim sonuçlarında baktığımızda CHP'nin çok az oyla kaybettiği vekillikler olduğunu görüyoruz. Şimdi zaten o çok az oyla kaybedilen yerlerin peşinde olacak herhalde siyasi partiler, ama çok az oyla kazandıkları yerler de var aslında. Gayet böyle bir risk de var dolayısıyla. Tabii ki, yani şu şey doğru değil. Efendim işte AK Parti 90 bin oyla 18 vekil kaybetti. Hı-hı. 90 bin oy alırsa iktidar olur. Hayır, hiçbir parti için bu geçerli değil. Milliyetçi Hareket Partisi de işte 30 bin oyla kaybettiği 10 tane vekil var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 20 bin oyla kaybettiği 7-8 vekil var. Doğru olan şey şu, bir futbol oyunu gibi az farkla kazandığınız yerlerde hücuma ve müdafaya, kaybettiğiniz yerlerde ise hücuma yönelik bir seçim stratejisi izlemeniz lazım. Şimdi bir ara vereceğiz ama bizden ayrılmayın. Çünkü hem çok merak edilen konulardan biri, mesajlarınızdan görüyoruz. MHP'yi, özellikle Meral Akşener konusunu konuşacağız. Hem de tabii Güneydoğu'daki listeleri konuşacağız. Reklamlardan hemen sonra. İzleyiciler, CNN Türk'te milletvekili listelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bir konuğumuz daha bizlere katıldı. CNN Türk Ankara stüdyolarından Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı, birinci sıra üstelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Birazdan Güneydoğu'yu konuşacağız. Biz AK Parti'yi genel değerlendirdik, CHP'yi değerlendirdik. Sırada bir MHP'yi değerlendireceğiz. Neden MHP'yi değerlendireceğiz? Aslında yüzde yanılmıyorsam 10'luk bir değişiklik var ama listeye giremeyen özellikle bir isim açısından çok konuşuldu bugün MHP. O da Meral Akşener. Dolayısıyla hemen Deniz'le başlayalım. Deniz, ne diyeceksin MHP açısından? Aslında bugün bir sohbette ben şunu öğrendim. 7 Haziran'da da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kafasında koymasam mı soru işaretinin olduğunu, ama son kez koyduğunu ve bunun son olduğunu da ifade ettiğini, dolayısıyla MHP'liler açısından Meral Akşener'in olmaması sürpriz değil yorumlarını öğrendim. Ne diyeceksin? Evet. Yani Meral Akşener'in olmamasına ben de şaşırmadım. Zaten biliyorsun meclis başkan vekili koltuğunu adeta özdeşleşmişti MHP adına. Başından beri Meral Akşener meclis başkan vekili oluyordu. 7 Haziran'dan sonra meclisteki yapılanma ortaya çıktığında ilk durum orada ortaya çıktı.
Onun dışında hatırlayacak olursan Sayın Bahçeli bizim burayı ziyaret ettiğinde Sayın Akşener'le ilgili bir soru soruldu. Dedi ki böyle medyanın çok konuştuğu, haber yaptığı isimlere karşı otomatik bir şeyimiz var, refleksimiz var. Onları tam tersini yaparız genelde. Orada yine öyle bir tavır, açık bir tavır ortaya koydu. Benim de senin söylediğin gibi yani 7 Haziran artık Meral Akşener'in MHP'nin mevcut yönetimiyle hani MHP'de siyaset yapması açısından son dönemi olduğu hissediliyordu. Çok büyük şok yaşamadım doğrusunu istersen. Erdem? Ben şöyle, bu geçici seçim hükümeti kurulurken MHP'den 3 isme bakanlık teklif edildi değil mi? Evet. Hatırlayalım. Ahmet Kenan Tanrıkulu. 3'ten ikisi şu anda, bu 3 isimden ikisinin şu anda MHP'den aday olmadığını, hatta birisinin AKP'den aday olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tekliflerin de biraz o zaman da konuştuğumuz gibi biraz adrese teslim zarf diye konuşuyorduk. Olduğu biraz göze çatıyor. Evet, Meral Akşener şaşırtıcı değil. Geriye doğru da hatırlayalım. Devlet Bahçeli'nin hem demeçleri var. Hem de seçim öncesi de tartışmalar olmuştu. Meclis Başkan Vekili yapmamıştı. Hatırlayalım. Dolayısıyla hani şaşırtıcı değil. Belki partisinde Devlet Bahçeli'nin yönetim tarzı da partisinde değişik hareket içinde, farklı yönelimler içinde insanı çok fazla öne çıkarmıyor. Devlet Bahçeli bir noktada kesiyor. Bence bunlara bakmıştır. Yani teklif almalarına da bakmış olduğunu düşünüyorum. Hani de 5 kişi daha var. İstersen onları da sayalım. Yani sadece Meral Akşener değil. Ankara'da Mustafa Erden, Aydın'da Ali Uzunırmak, Hatay'da Şefik Çirkin, Karabük'te Durmuş Yalçın ve Manisa'da Zeynel Balkız liste dışı kaldı. Şimdi bu iller için Devlet Bahçeli 10 gün önce kendi içlerinde bir kamuoyu anketi yaptırmış ve bu sebeple Ali Uzunırmak, Şefik Çirkin gibi isimlerin değiştiği ifade ediliyor yine MHP kulislerine göre. Adil Bey, size geçmeden çok kısa bir iddiayı sormak zorundayım Galip Bey size. Bugün itibariyle Meral Akşener'le partinizin herhangi bir teması oldu mu, biliyor musunuz? Yani ben duymadım. Tabii Meral Akşener daha önce de AK Parti ilk kurulduğunda AK Parti'ye gelmiş bir isim. Merkez sağda sevilen bir isim. İtibarı olan bir isim. Hani MHP'nin tabii iç meselesi, niye girdi, niye çıktı, bunlar bizi pek ilgilendirmez. Ama Meral Akşener gerek 24. dönemde biz meclisteyken de meclis yönetim tarzı bakımından da çok beğenilen, sevilen bir isimdi. Kendisi için hayırlı olsun diyelim. Adil Bey, baktığınızda anketler yapılıyor vesaire. Bir yanda tabii terörle mücadele, terörle mücadeledeki bazı görüntüler MHP'yi nasıl etkiler diye soruluyor. Ama hem bu olmayan isimler açısından hem de MHP'nin genel listeleri açısından ve son dönemdeki tüm politikaları sebebiyle MHP nasıl etkilenir? Evet, şimdi Türkiye'de tüm televizyonlarda yorumcular şunu söylüyor veya deniyor ki efendim dünyada sosyolojik bir vaka var. Bir ülkede işte bir asayişle ilgili bir huzursuzluk var ise merkez çöker, uç partiler büyür diyorlar. Halbuki bunu destekler hiçbir veri yok elimde. Yani elbette ki meslektaşlarım farklı veriler açıklıyor. Ama sadece MHP ile değil, Türkiye'nin son 20-25 gündür bir aylık süre içerisindeki yaşadıklarından hem MHP'nin hem HDP'nin olumlu etkilendiğine dair hiçbir bulgu yok bende. Olumsuz etkileniyorlar mı? Şimdi olumsuz etki HDP açısından elbette olumsuz bir etki var ama MHP açısından olumsuz etki bundan daha çok 7 Haziran sürecinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin takındığı tavırla ilgili. Hı hı. Yani Meclis Başkanlığı. Yani Meclis Başkanlığı döneminde işte Cumhuriyet Halk Partisi ile, çünkü MHP çok ilginç bir parti. İki farklı tabanı var. Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu'da bazı illerde tabanı AK Parti ile geçişken daha milliyetçi muhafazakar bir taban. Elbette ki Batı'da da milliyetçi muhafazakar taban var ama ben ağırlıklı olarak söylüyorum. Aynı MHP'nin Akdeniz'de, Ege'de, Trakya'da ise Cumhuriyet Halk Partisi ile daha geçişken bir tabanı var. Hı. Bu manada MHP'de gerçekten politika yapmak çok zor MHP'nin. Yani çünkü iki tarafı birden memnun edecek bir karar alması çok zor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben 7 Haziran'dan sonra bir risk üstlendiğini düşünüyorum. Burada seçimlere
45 günlük bir süre var. Hiçbir partiyle efendim işte oyu artıyor, oyu düşüyor diye daha seçim kampanyaları başlamadan söz söyleyerek haksızlık etmek istemem. Ama MHP'nin bir risk üstlendiğini düşünüyorum. Hem şeyden sonra 7 Haziran'dan sonraki tavrıyla hem de Meral Akşener gibi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında, yani 30 yıla yakın süredir kamuoyu araştırmaları yapıyorum. Meral Akşener ta 1990'lı yıllardan bu yana sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren ülkücü taban tarafından değil, farklı siyasi partilere oy veren tabanlar tarafından da kabul gören birisi. Yani potansiyel lider adayı mı? Öyle zannediliyor olabilir. Olabilir. Yani şeyde geçmişte ki kurultaylarda, kongrelerde aday olsa şansı olan bir isim. Buradan şuna gelmek istiyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi bir risk üstleniyor. 1 Kasım akşamı çıkacak sonuca göre. Tabii bu sadece MHP için değil. Biraz sonra konuşacağız. Diğer partiler için de geçerli. Siyasette çok şey değişebilir. Kazanan ve kaybeden partiler açısından bu manada Sayın Akşener şayet işte AK Parti'den gelen daveti kabul edip gitmezse, şayet gelen daveti geldiği söylenen diyeyim ben, yani böyle bir siz söylediğiniz gibi geldiği söylenen daveti kabul edip gitmezse, Milliyetçi Hareket Partisi'nin alacağı sonuca göre 1 Kasım seçimlerinden sonra potansiyel lider adayı olabilir. MHP'de ilginç şeyler oluyor. Önce Sinan Oğan'la başladı bu. Yani MHP'de inşallah öyle değildir. Böyle bir söz de var. Yani kulaktan kulağa lider alternatifi olabilecek herkes ağır ağır gidiyor. O partiden uzaklaşıyor bir şekilde. Azıcık ekran yüzü olan, azıcık konuşan bir şekilde gidiyor. Dilerim öyle değildir. Dediğim gibi tek cümleyle MHP bir risk üstlendi. Bu riskin ne olduğunu 1 Kasım akşamı göreceğiz. Naip Bey, müsaade ederseniz şimdi Güneydoğu'ya geçmeden önce bir kısa sorum olacak. Şöyle ki MKYK listeniz çok daha tek taraflı bir listeydi. Genel olarak bugünkü milletvekili listesine baktığımızda tek taraftan kastınız? Daha böyle Erdoğan'ın imzası olan bir liste olarak ortaya Erdoğan çıktı. Erdoğan dediğiniz kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam da yani bu partinin kurucusu ve bu partiyi bugünlere taşıyan kişi. Yani neticede hayır, tarafsızlığı bugünkü konumunu söylemiyorum. Yani taraflı bir liste derken zaten bu partideki herkes bir şekilde kendisiyle siyaset yapmış, kendisini davetiyle gelmiş, kendisini beğenerek gelmiş, siyasetini beğenerek gelmiş. Dolayısıyla yani tek taraf derken aslında bu AK Parti'nin kendisi demektir. Yani yoksa Davutoğlu, Sayın Başbakan'ın tarafı ayrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafı ayrı şekilde iki taraf olarak yorumlarsak AK Parti'ye haksızlık etmiş oluruz. Yani bugün yapılan yorumlarda bu listenin, milletvekili listesinin daha dengeli olduğu şimdi ifade siz, ediliyor. Evet. Seçimlere giderken mutlaka muhalefet veyahut da bazı çevreler sizin işinizde bir ikilem yaratmak ister, bir çelişki yaratmak ister. Bir çelişki varmış gibi bunu da derinleştirmek ister. Aslında AK Parti'de hani her partide sıkıntılar olur. Bu sıkıntılar kendi içinde konuşulur. Sorun olmadan çözülür. Yani AK Parti'de sorun olmadan çözülmüş mutlaka sorun, bir takım şeyler vardır. Ama yani burada sanki Cumhurbaşkanı'yla Başbakan birbirine karşıymış gibi ve böyle bir mücadele yürüyormuş gibi bir izlenim vermek de doğru olmaz. Ve şeye de baktığınız zaman MKYK listesinde bu partinin kurucuları var. Bu partinin içinde itibar gören bir sürü arkadaş var. Ha, bu demek değildir ki bunun dışında kalanlar acaba itibar mı kaybetti veyahut da istenmedi mi? Hayır. Yani çok sevilen, istenilen birçok isim de yer almadı. Hatta yani isim de verebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın olan birçok isim de yok. Yer almadı. Daha önce MKYK'da olduğu halde bu defa MKYK'da yok. Bu bir görev değişimidir, nöbet değişimidir. Yani bu onların tasfiye edildiği anlamına da gelmez. Ama milletvekili listesinde bu defa gözetilen biraz daha tabanın ve teşkilatın istediği isimler. Bu anlamda hani genel merkezdeki gruplar, şahısların kendine yakın gördüğü isimlerden ziyade o vilayetteki seçmenin ve o vilayetteki teşkilatların
istediği isimlere daha çok ağırlık verilmiş. Tam da bu noktadan devam edelim o zaman. Taban ve teşkilatın istediği isimler Güneydoğu listesine damgasını vurdu mu? Çünkü Diyarbakır'a bakıyoruz, 8. sıraya kadar sil baştan değişmiş, örnek veriyorum. Bu diğer iller için de geçerli. Şimdi bu politika mı izlendi Güneydoğu'da? Yani bir defa şunu söyleyeyim, yani haksızlık etmeyelim. Acaba geçmişte aday gösterilen arkadaşlar iyi insanlar değildiler, iyi adaylar değildiler de bugün değişti, bugün adaylar çok daha iyi dersek, hani geçmişte partimizde aday gösterilen arkadaşlara da haksızlık etmiş oluruz. Mesela Ağrı vilayetinde ilk üç isim dışarıdan getirildi. Ama üçü de çok değerliydi. Yani çok çok değerliydi. 4-0 kaybedildi. 4-0 kaybettik ama hani bu insanlar kötü olduğu için kaybetmedik. Neden? Yani o insanlar o çok neden? Kaliteli insanlardı, çok değerli insanlardı. Yani ben şahsen o arkadaşların mecliste olmasında çok büyük katkı olacağı kanaatindeyim Ağrı'da geçen dönem aday olanların. Ama siz Ağrı gibi bir yerde, yerel siyasetin daha ağırlıkta olduğu bir yerde kalkıp İstanbul ve Ankara'dan ben size adam gönderiyorum dediğiniz zaman, hani teşkilatın tanımadığı oradaki insan dokunabileceği, tanıdığı, ulaşabileceği adamı ister. Evet, veyahut da beni ciddiye almadı der. Lütfen. Kırıkkale'den Van'a O ayrı. Bakın onun sembolik bir değeri var. Beşir Atalay'dan. Bir kişidir. Beşir Atalay'dan bahsediyorsunuz ama bakın oraya gelelim. Van depremiyle ilgili galiba. Van depremiyle ilgili sadece değil. Dışarıdan aday getirilmedi artık. Yani baktığınız zaman dışarıdan çok aday yok. Artık yerelden adaylar koyuldu bu defa. Yerelden istenilen adaylar konuldu. Beşir Atalay'ın Van'dan aday gösterilmesinin sembolik bir değeri vardır. Beşir Atalay çözüm sürecini yürüten, çözüm sürecinin başındaki partinin yetkilisiydi. Buzdolabından çıkacağı anlamına Van'dan gelir mi? Van'dan aday gösterilmesinin bir mesajı ve bir anlamı vardır. Lütfen bir kere daha sorar mısın Erdem çözüm bu soruyu? Çözüm sürecinin buzdolabından çıkacağı anlamına da gelir mi? Bunun şartları var. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da canlı yayında ifade ettiler. Yani çözüm süreci bitti, hiçbir zaman AK Parti demedi, demeyecek de. Çözüm süreci bu ülkenin geleceğidir. Birliği, beraberliği ve bütünlüğüdür. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Ancak çözüm sürecinde bir takım eksiklikler, bir takım hatalar, bir takım zafiyetler oluşmuşsa bu çözüm sürecini bitirmeyi gerektirmez. O zaman yeniden kurgulamak lazım. Yani nerede hata yaptık, nerede eksik var, ne yanlış gidiyor, yeniden kurgulamak lazım. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani benim elimde silah olacak, ben istediğim gibi burada örgütleneceğim ama çözüm sürecini de yürüteceğim. Bu böyle olmayacak. Çözüm süreci samimi bir şekilde karşı taraf tarafından silah bırakma, bir daha şiddeti yöntem olarak kullanmama ve güçlerini ülke dışına tamamen çekme iradesini göstermeden olmayacak gibi görünüyor. Bu ülkede çözüm sürecinin olması gerekir. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı da eğer 2 gün önceki açık oturumda eğer silah bırakırlarsa gerekeni yaparlarsa çözüm süreci yeniden başlayabilir dedi. Bir şey mi söyleyecektim? Hayır, şunu söyleyecektim. Mesela biraz önce başlangıçta sen bazı isimler saydın. Bunlar giremedi listeye diye. O üç dönemliklerden biri de Hüseyin Çelik. Evet. Van kökenli ve Van siyasetinin Doğru Yol Partisi zamanından beri önemli isimlerinden biri. Bir dönem Gaziantep'te milletvekili yaptı. AK Parti'nin kurucularından ama. Evet. Yani mesela Van'da onun değerlendirilmemesi, o yani sembolik önemi varsa mesela çözüm süreci açısından Beşir Atalay'ın Diyarbakır'da değerlendirilebilirdi. Ya da hani bölgenin karakterize olmuş önemli bir isminde değerlendirilebilir, ilinde değerlendirilebilirdi. Ben biraz sanki Beşir Atalay'ın da biraz hani sıkıntılı bir görev üstlenmek zorunda kaldığı hissiyatına kapıldım. Listeler açıklandıktan sonra yaptığım görüşmelerden. Yani Beşir Atalay'ın bu durumdan çok mutlu olduğu izlenimi edinmedi. Bir şey diyecek misiniz buna Galip Bey? Yok, ben söyleyeceğimi söyledim. Yani tabii Sayın Hüseyin Çelik partimiz için değerlidir. Bu partinin kurucusudur. Bu partide çok önemli görevler üstlenmiştir. Yani bakanlıklardan ve bu bakanlıkları da layıkıyla yürütmüştür. Parti sözcülüğünü de
çok iyi bir şekilde yapmıştır. Ama bugün acaba Sayın Hüseyin Çelik mi aday olmak istemedi ki başvurusu yoktu. Yani bu Hüseyin Çelik'in istenmediği anlamına gelmez. Yani orada ne olduğunu çok açık bilmiyoruz. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz sizi biliyoruz, bir dönem önce milletvekili yaptınız Diyarbakır'dan. Ayrıca Diyarbakır'da da siyaset yapmış bir isimsiniz. Sivil toplum örgütünden geliyorsunuz. Mecliste siyaset yaparken, milletvekili yaparken söz de söylüyordunuz siz. Sizin yani bir kendi yaklaşımlarınız olan bir siyasetçisiniz. Adaylığınıza hani hiçbir şey demeden söylüyorum. Bence adaylığınız önemli. Fakat şimdi şöyle bir şey tartışılıyor. Bölgeye ne kadar nasıl aday koyarsak koyalım iktidar partisi olarak. Bölgede adaylar değil, artık genel siyaset oylanacak. Hani çözüm sürecinde de biz çatışmalı bir süreçten geçiyoruz. Belki ama bu genel siyaseti de yürütecek olan aktörler vardır. Tabii ki. Yani siz bir genel siyaset yürütürsünüz ama bunu sizin hem ilinizde hem bölgenizde hem de partide tabii yürüten ki aktörleri olmasın. Hiç adayları lazım. Adayları burada adayların hani bir ki anlam ifade etmediğini söylemek çok doğru önemini olmaz. Hiç küçültmüyorum. Yani hem politikalar önemlidir hem aday önemlidir. Tabii ki. Hiçbiri tek başına bir şey değildir. Tabii ki. Ben daha çok şöyle bugüne kadar HDP ile ikili bir yapı vardı. AKP ile HDP kafa kafayaydı en fazla 7 Haziran'a gelirken. 7 Haziran'da tablo değişti. HDP bir üstünlük ele geçirdi. Yani oylarda HDP lehine bir kayma var. Dolayısıyla 1 Kasım seçimlerinde bu trend nasıl devam edecek? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii hani HDP lehine 7 Haziran'da bir durum oluştu. Bunun çeşitli sebepleri var. Yalnız bir sebebe bağlamak, yani burada bölgedeki adaylarımız uygun değildi, bundan dolayı oldu demek yanlış olur. Ha, hepsinin etkisi vardı. Özellikle ilk defa HDP partiyle seçime girdi. Yani %10 barajına rağmen ilk defa partiyle seçime girme kararı aldı. Burada bütün işte Güneydoğu'daki seçmenlerle görüşüyorduk. Kimi biz eğer oy vermesek, siyasetin önünü açmazsak, o zaman silaha ve şiddete prim vermiş oluruz. Yeniden bölgede şiddet olabilir korkusuyla oy veren vardı. Barajı aşıp siyaset yapsınlar, bu defa barajı aştıralım diye iyi niyetle oy verenler vardı, inanarak verenler vardı. Belki bize kızarak oy verenler vardı. Çeşitli sebepleri vardı bunun. Ama bu defa öyle olmayacak. Yani bu defa çünkü şiddet olmasın, aman bölgede bir karışıklık olmasın diye oy verenler gördü ki daha meclis açılmadan PKK ben ateşkesi bitirdim dedi. Ve hiç olmadığı kadar şiddet uyguladı. Yine siyasetin önü açılsın, mecliste olsunlar, Türkiye'lileşsinler, barışı savunsunlar diye samimi bir şekilde oy veren seçmen vardı. Gördüler ki bu son saldırılarla ve şiddetin yükselmesiyle birlikte HDP'nin siyaseti adeta boşa çıkarıldı. HDP siyaset yapamaz duruma geldi. Yani şu anda ne söylüyor? Yani tamam barış olsun ama ortalık kan gölüne döndü. HDP ne yapıyor, neyi öneriyor? Bir virgül koyabilir miyiz Gayet Bey? Çünkü gayet detaylı bir konu. Adil Bey, baktığınızda, araştırmalara baktığınızda, birincisi acaba genel siyaset mi, adaylar mı Güneydoğu açısından? Bu çerçevede, çünkü demin konuşulduğu için soruyorum, HDP'nin adayları ve AK Parti'nin adaylarına baktığınızda kıran kırana bir yarış mı göreceğiz Güneydoğu'da? Ve bu son dönemdeki gelişmeler HDP seçmenini ya da Güneydoğu'daki seçmeni daha doğru soru nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi tabii birinci bölümde adaylar etkili ama işte Anadolu'da, Anadolu kentlerinde biraz daha fazla etkili. Büyük şehirlerde etkisi yok denecek kadar az, sınırlı dedik. Ama Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin kazandığı yerlerde belirleyici olanın elbette ki adayların da bir etkisi var ama yani işte Bingöl var vesaire var, başka illerden örnekler verildi. Daha çok ideolojik olduğunu gördük. Yani AK Parti 2011'den 2015'e kadar veya 2007'den 2015'e kadar
Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet edemedi, ekonomiden memnun değilim, işte şundan memnun değilim, bundan dolayı ben vazgeçiyorum diyenlerin oranının çok az olduğunu gördük. İzleyiciler anlasın diye daha açık ifadeyle. AK Parti 49.9'dan 40.9'a düştü. 9 puan kaybetti. Ekonomiyle ilgili seçim kampanyasını tüm partiler yürüttü. En fazla da yürüten Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Tamam, doğru, bir polarizasyon yok, geçişlilik yok. Hı hı. AK Parti oylarının kaybettiği 9 puanın neredeyse 4-5 puanı HDP'ye, 3-4 puanı da MHP'ye gitti. 2 tane Milliyetçi Parti'ye gitti. AK Parti çözüm süreci nedeniyle oy kaybetti. Çözüm süreci nedeniyle oy kaybetti derken şunun hemen altını çizelim. Bugünlerde yaptığımız araştırmalarda bile, şehit cenazelerinin geldiği günlerde bile dahi halk çözüm sürecinden yana, çözüm sürecini destekliyor. Çözüm süreciyle yani ilgili... Yani buzdolabından çıkarmak mı gerekiyor şimdi, siyasi? Hayır, arasında? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. AK Parti çözüm süreciyle ilgili, çözüm sürecinden dolayı kaybetti derken çözüm sürecini iyi yönetemedi. Hmm. Algıları iyi yönetemedi. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan, Batı'da yaşayan Kürt vatandaşlar AK Parti çözüm süreci diyor ama gereğini yapmıyor dedi. Öbür taraftan AK Parti'ye oy veren Orta Anadolu'daki, Karadeniz'deki milliyetçi seçmenlerin bir bölümü de aha eyvah çözüm süreci Türkiye bölünüyor mu endişesi taşıdı. Bu nedenle oylar gitti. Yani özetle sorunuza tek cümleyle cevap vermek gerekirse pek çok neden var ama Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin veya İstanbul'da, İzmir'de Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki oy artışının temel nedeni ideolojik. İdeolojik olduğunu gördük. Yani tamam işte Doğu ve Güneydoğu'da adaylar meselesi var, baskı var, bilmem ne var. Ama İstanbul'da, Bağcılar'da, İstanbul'da, Güngören'de, İzmir'de, Konak'ta ki bu şeylerde bunlar geçerli değil. Yani hedef mevcut İstanbul'da şartlar 1 milyon... bu ideolojiyi değiştirir mi? İdeoloji sebebiyle şimdi oy vermeyi. İdeolojik sebeplerle derken elbette ki şimdi bugünden, şimdi bir son 15-20 gündür araştırma yapmak mümkün değil. Yani Doğu ve Güneydoğu'da işte yaşananları biliyorsunuz. Yani sahada bir araştırma yapmak mümkün değil. Son yaşanan terör hadiselerinden sonra bölge ne kadar değişti? İnanın elimde hiçbir veri yok. Hı hı. Erdinç Yazıcı Gazi Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hemen siz geldiğiniz için hemen de soracağım. HDP oyları ideolojik midir? Bununla birlikte katılır mısınız? Bununla birlikte Güneydoğu'yu konuşuyoruz siz geldiğiniz an itibariyle. HDP listeleri bugün, Güneydoğu listeleri ve aynı zamanda AK Parti'nin bir nevi, ben öyle tanımladım ama sil baştan değişen Güneydoğu listeleri açısından baktığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkar? Ya HDP oylarına genel olarak bakıldığında 7 Haziran'a kadar homojendi. Yani 7 Haziran'a doğru giderken, daha doğrusu Türkiyeleşme süreci diyelim, HDP'nin, etnik Kürt hareketinin Türkiyeleşme süreci, Türkiye entegre olurken Türkiye'nin muhtelif siyasi damarlarından yeni birleşmelerle heterojen bir yapı kazandı. Yani muhtemelen İzmir'de, İstanbul'da HDP'ye oy veren seçmenle Şırnak'ın bir ilçesinde HDP'ye oy veren seçmen aynı sahiplerle oy vermiyor. Hı hı. Ben daha çok sonradan ilave olan bu 6-7 puanlık oyun, özellikle Türkiye'nin ana gövdesinden alınmış oyların önemli bir kısmının çözüm sürecine destek, etnik Kürt hareketinin Türkiyeleşme projesi üzerinden Türkiye'nin doğal bir parça, siyasi parçası haline gelmesine bir destek oy olduğunu ağırlıklı olarak düşünüyorum. Diğer taraftan da özellikle Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı rigid, şiddetli tepki oylarının bunların içinde olduğunu biliyoruz. AK Parti'yi işte tek başına iktidardan indirmek, Sayın Cumhurbaşkanlığı sınırlamak vesaire gibi öfkeyle rigid oylar olduğunu biliyoruz. Bunların da zaten bir kısmının ödünç oylar olduğu çok tartışıldığı. Hı. Sayın Demirtaş seçimden sonra dedi ki bunların ne anlama geldiğini biz biliyoruz. Gereğini de yapacağız. Ödünç oylar. Sonradan Kandil'den bir ayar geldi bununla ilgili. Buna cevap veremedi biliyorsunuz. Ondan sonra da zaten HDP ile ilgili yeni bir fotoğraf doğdu. Yani 7 Haziran'daki HDP fotoğrafıyla bugünkü HDP fotoğrafı arasında hiç alaka bile yok. Yani objektif olarak bakıldığım için. Çünkü bu 6-7 puanlık oy, yani artık çatışma, bu PKK'nın şiddete dayalı siyasetinin son bulması, bu hareketin Türkiyeleşmesi, dolayısıyla da insan hakları gibi, demokrasi gibi Türkiye'nin temel gelişme alanlarına destek verecek bir siyasi akım haline
HDP'nin dönüşmesi beklentileri bu krizden sonra son buldu. Çünkü hatırlayın, bu kriz hemen Figen Yüksekdağ'ın bizim arkamızda PYD var demesiyle başlayan bir süreçti ve herkesin kafasını çok karıştırdı. Ve yeni bir süreç. Aslında genel olarak ben ama seçim sonrası dönemde bu PKK ile yeniden çatışma sürecinin, PKK'nın yeniden çatışmayı başlatma sürecinin en büyük mağduru olarak HDP'yi görüyorum. Çünkü bütün o oluşturulmuş konstrüksiyon, yapı öyle büyük bir krize girdi ki bir yandan bu 6-7 puan aldığı oyun siyasi sorumluluğunun gereği bir siyasi dili sürdürmesi gerekiyor. Diğer taraftan da bir türde bu çatışmada PKK'nın yanında durarak oradaki temsilini sürdürmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu HDP açısından büyük bir kriz. HDP açısından olduğu kadar bence Türk siyaseti açısından da büyük bir kriz. Çünkü Türk siyaseti eğer yani demokrasinin, insan haklarının terör karşısında yanında, sivil özgürlüklerin, kamu otoritesinin yanında olamayacaksa hep birlikte zaten yepyeni bir tartışma konusu oluyor bu. Yani dolayısıyla burada Türkiye'nin dört büyük siyasi kanadı unsurundan birisi olarak HDP'nin sivil özgürlükler, demokrasi yanında yer alması, terörün karşısında vaziyet alması mümkün, en azından mümkün olduğu kadar alması HDP açısından, durumu kurtarmak açısından önemliydi. Oysa bu başarılabilmiş değil. Zor olduğunun farkındayız. Ve bunun siz bu yeni listelerle birlikte durumu etkileyeceğini düşünüyorsunuz, doğru mu? Yani şunu diyorum, bu yeni durum, listeler ne olursa olsun durumu etkileyecek bir durum. Listeler ne olursa olsun. Üstelik listelerde de bariz ve önemli bir değişiklik ben görmüyorum. Evet. Bir bu konuda hızlı bir tur yapacağım. Katılır mısın Deniz Zeyrek? Katılmıyorum. Nedeniyle birlikte rica edeceğim. Çünkü yani hocamın çizdiği resim hocamın gördüğü resim. Yani ben öyle bir resim görmüyorum. HDP tabanının, HDP oy verenlerin, bölge halkının bakış açısında hocamın aktardığı gibi bir tablo söz konusu değil. Yani ben listelerin de Adil Bey gibi düşünüyorum. Listelerin de çok fazla etkileyeceği kanaatinde değilim. Netice fakat ben itibariyle bölge halkı üzerinden söylemedim farkındaysanız. Ama belki Adil orada Bey büyük biraz çapta da oylarını koruyacağını düşünüyorum. Belki ben. Adil Bey bizi aydınlatır. Evet. HDP'nin, ben HDP'nin oy kanallarının sizin anlattığınız gibi olmadığını da düşünüyorum. Belki bir cümle hemen katkı sunmak için. Türkiye HDP'nin oy oranını seçimlere 1-2 ay kala konuşmaya başladı. Herkes dedi ki HDP barajı geçiyor mu, geçemiyor mu? Halbuki o geçen seçimin ana başlığıydı aslında. Evet, halbuki CNN Türk'te defalarca programda seçimden bir yıl önce HDP'nin bir baraj problemi yok dedim her fırsatta. Seçime 4-5 ay kala artık Google diye bir şey var, yani bir mecra var. 13-14 alacağını aylar öncesine söyledim. Kırılma noktası şimdi sorun aslında şeyi, AK Parti'nin oy kaybetmesinin iki tane temel nedeni var. Uludere ile başlayan Kobani ile ciddi bir kırılma noktasına ulaştı. Yani o bölgede yaşayan Kürt vatandaşlar bir güven problemi yaşamaya başladı. Şayet devlet, yani bunu artık bir siyasi parti meselesinden daha çok ben milli bir mesele olarak görüyorum. Yani o hangi parti kaç alır değer olurdan daha çok. Şayet devlet o bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde güven tesis ederse orada siyaset de normalleşir. Terör hadiseleri de azalır. Yani iki tane kırılma noktası var. Biz o süreci iyi yönetemedik, çözüm sürecini iyi yönetemedik derken mesela Kobani meselesini de iyi yönetemedik. Orada PKK inanılmaz bir manada da devlete haksızlık da oldu. Bazı sözler çarpıtıldı vesaire oldu ama öyle bir şey oldu. Öyle bir şey ki sanki PKK Kürtlerin savunucu birlikleriymiş gibi algılandı işte Kobani meselesinden dolayı. Aldın mı sorunun yanıtını ve oradan değerlendirmeni? Evet, yani dolayısıyla Kürtlerin, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin HDP'yi artık kendilerini ifade edebildiği bir parti olarak görmesi süreci 7 Haziran öncesinde başlamıştı ve 7 Haziran'dan sonra da devam etti. Haliyle şu anda emanet oylar döndüğü halde bütün araştırmacılar diyor ki HDP oylarını, yani CHP'li olup da barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler partilerine geri döndüğü halde, dönme eğiliminde olduğu halde, bu işte terörize olan ortamdan dolayı HDP'nin oylarının düşmediğini. Ama herhalde o oylar giderse düşecek, anladım. Benim araştırmalarımda düştüğünü
düştüğünü, bu şiddet ortamının HDP'ye zarar verdiğini, her ne kadar son 15-20 gündür Doğu ve Güneydoğu'da araştırma yapamasak bile bu seçim sürecinde Batı'da Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde yaptığımız araştırmalarda gerileme olduğunu, onun için aman HDP'ye de artık bir an önce Kandil üzerinde bir baskı kurması gerektiğini, bu şiddet ortamının bir an önce son bulması gerektiğini, HDP'ye bu ortamın zarar verdiğini. Ben şunu kastediyorum, yani %10'un altına düşmesi gibi bir beklentiniz var mı? Şimdi tabii bugünlerde yok. Bugünlerde yok ama önümüzdeki 45 gün içerisinde ne olur yani ne olur. Yani olağanüstü bir şey olmazsa herhalde pek öyle bir durum söz konusu olmaz. Onun ötesinde Kürt seçmenler de hani elbette ki adaylardan dolayı etkilenip partisini değiştirenler olur. İşte aileler, tanıdıklar, yakınlar, aşiretler vesaire tercihlerini değiştirebilirler ama insanlar partilerin yönetimlerinin ne söylediğine bakarlar. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda olmasa muhtar buluşmalarında ya da işte kapalı salon etkinliklerinde canlı verilen konuşmalarında ne dediğine bakarlar. Yani Vanlı seçmen gidip oy kullandığında AK Parti Beşir Atalay gibi önemli bir ismini bize göndermiş, bana çok değer veriyor, ben AK Parti'ye oy vereyim demez. Bu sorunla ilgili, Kürt sorununun çözümü konusunda AK Parti'nin ileri gelenleri, AK Parti'ye yön verenler, Cumhurbaşkanı da dahil ne diyor ona bakar. Eğer benim izlenimim, ben sonuçta bölgedeki illeri de ziyaret ettim, orada doğup büyüdüm. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar devam eden söylem, yani Cumhurbaşkanı'nınki de, Başbakan'ınki de, bilimum AK Partililerinki de, AK Parti'nin Kürtler arasındaki oyu tercihini değiştirecek bir söylem değil. Yani çözüm süreci yerine sonuna kadar savaş, işte kökünü kazıyacağız, işte vesaire gibi açıklamalarla kendini ifade eden söylem orada pek karşılığını bulmuyor. Batı'da nasıl olur bilmiyorum. Size en son söz vereceğim çünkü şu an iki başlık var. Evet, Erdem ne dersin? Söylem diğer tarafta iki kırılma noktası Uludere'den başlayıp Kobani'ye giden dedi Adil Bey. Ne dersin? Ben HDP, katılır mısın? HDP açısından benim söyleyeceğim şey, HDP yeni bir durum değil. 1990'larda başlayan bir hareket. Yani biz 7 Haziran sonrası HDP'yi ilk kez uzaydan önümüze inmiş bir gerçek değil ki. Hatta farklı bir durum var 7 Haziran'dan sonra. Bir Türkiyeleşme dediler. Çünkü zaten etnik bir partinin olmasını hepimiz, insanlığın geldiği bu çağda sadece etnik temeli oturan bir partiyi doğru bulmayacağız. Hepimiz bulmayız. Ama belki HDP o bölgede daha hani Kürt tezlerini öne çıkaran bir taban olduğuna göre, Kürtlerin taleplerini, o tabanın da sesini duyuran bir parti olarak aslında zor da bir siyaset geliştirdi. Türkiye'lileşeceğim dedi. Yani Batı'dan da oy almak istiyorum. Sadece Kürtlerin partisi olmak istemiyorum dedi. Bu doğru da bir yaklaşım ve zor bir yaklaşım. Mi? Evet, bunun güçlükleri var çünkü silahlı bir hareket var. Yani yasa dışı silahlı bir hareket var. Hani oturup yasal bir zeminde konuşamayacağınız bir hareket var. Dolayısıyla HDP onun da baskısı altında. Ama evet, hepimizin istediği bu iki aylık süreçteki akan kanın durmasıdır geldiğimiz noktada. Yani verdiğimiz kayıplar. Ama burada HDP hepimizden, herkesten, bütün siyaset içindeki herkesten daha suçlu parti konumunda değil. HDP'nin açmazları var. Bir de şöyle bir şey oldu 7 Haziran'dan sonra, belki onu Galip Bey de bölgede siyaset yapan birisi olarak söyleyecektir. HDP etkisiz hale getirildi bir şekilde. Onu söylememiz gerekir. İki nedenle, getirildi. Bir, çözüm süreci ortadan kalktı. Dolayısıyla çözüm süreci ortadan kalkınca hani HDP'nin en çok hareket alanı çözüm süreciydi. O nedenle bir etkisiz hale geldi. İki, PKK'ya bir şekilde aslında HDP eş başkanı HDP'ye silah bırak diyor ama bu sözünü duyuramıyor. PKK karşısında da etkisiz bir noktada. Üçüncüsü, koalisyon görüşmelerinde hatırlayalım, İktidar partisi doğrudan etkisiz hale getirdi HDP'yi. HDP ile ben hükümet görüşmesi yapmam dedi. Halbuki meşru bir parti. Ben o yüzden HDP'nin hani şimdiki
Türkiye'deki şiddet havası HDP'nin daha önceki açıklamaları vardı. Yani var. Hiçbir şekilde içeriden, dışarıdan, kenardan belki, desteklemem, belki, olmam. Tabii. Yani bunu MHP'nin söyledikten sonra MHP'nin de vardı. Hayır, MHP'nin HDP'nin içinde olduğu hiçbir yapının içinde olmam dedi. Hatta yani AK Parti'ye bunu söyledikten sonra AK Parti'ye bütün kapıları kapatmış demektir. Muhalefet görevi verdi ifadesini kullandı. Yanılmıyorsam HDP, Selahattin Demirtaş söyledi. Hem seçimden önce hem seçimden sonraki ifadeleri var. Tamam. Yani ama gene de siyaset bir şekilde onu cesaretlendirici bir şey yapabilirdi diyorum. Yaptı, görüştü. Görüştü hatırlıyorum. Nezaket görüşmesi diyerek görüştü. Dolayısıyla hani HDP'de bir açmazda olduğunu kabul edelim. Siz de kabul ediyorsunuzdur. Zor hakikaten. Ama benim kanaatim HDP'nin açmazı aynı zamanda AK Parti'nin açmazı. Tabii ki bence yani siyasetin... Yani çözüm sürecinin geldiği nokta itibariyle bu açmazı sadece HDP yaşamıyor. Yani Dolmabahçe Sarayı'ndaki o fotoğraftan sonra ortaya çıkan tablonun iki sorumlusu vardır. HDP'dir, AK Parti'dir. Çünkü birlikte yürütülmüş bir süreç. Şimdi ben bakıyorum yani Demirtaş'ın 7 Haziran'dan sonraki açıklamalarına bakıyorum. PKK'ya yönelik tutumuna bakıyorum. Yani hiç çekinmeden 7 Haziran'dan önce hiç çekinmeden Kandil'e gidip işte böyle kıyafeti üzerinde PKK yöneticileriyle hatıra pozu veriyorlardı. Şimdi onlara diyorlar ki elinizi tetikten çekin. Onlar da HDP'yi eleştiriyor. Sen ne yaptın ki bu mücadele için? Hani Duran Kalkan'ın açıklamasını hatırlayalım. Yani netice itibariyle 7 Haziran'dan sonra bence HDP'nin durduğu nokta PKK'ya uzaklığı açısından daha uzakta. Ve buna rağmen işte o çözüm sürecindeki konumlanış açısından AK Parti'nin ortaya HDP ile ilgili yaratmaya çalıştığı algı konuşuluyor burada. Aslında şöyle yani bir... Yani böyle bir şey yok ama AK Parti algı yaratıyor gibi mi? Yani HDP 6 Haziran'daki HDP'den daha PKK'lı değil. Bir virgül istiyorum. Yani öyle mi Galip Bey? Hem bu ama hem de 3 belki ana başlık. Birincisi güven problemi. Bu güven probleminin Uludere ve Kobani'de kırılma noktası olması. Diğeri söylem sorunu. AK Parti'ye yöneltilen eleştiri ve HDP'nin etkisiz hale getirilmesi. Bunlara ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bu tür süreçler, çözüm süreçlerini ilk defa Türkiye yaşamıyor. Dünyada benzer sorunları yaşayan ülkeler var. Ve hemen hemen birbirine yakın yöntemlerle sorunlarını çözmüşler. Türkiye'de bu sorunu çözerken bütün bunları araştırarak, Türkiye'ye uyarlayarak bir çözüm süreci geliştirdi. Burada İki tarafın iradesi şart başlangıçta ama daha sonra karşılıklı güvenin tesisi şart. Çünkü yıllarca devletle savaşmış ve devlet de yıllarca kendine karşı kimine göre bölücü hareket, kimine göre farklı bir siyasi hareket her neyse bununla devlet mücadele etmiş ama bununla 30 yıl boyunca dağda mücadele etmiş. Yöntemi sadece yok etmek olmuş. İlk defa benzer dünya örneklerini araştırarak Türkiye'de kendine özgü bir çözüm geliştirmiş. Çünkü bu bir risktir siyasetçi için. Yani ilk defa Türkiye'de PKK'yı muhatap alan ve barışçıl yöntemlerle sorunu çözmeye kalkan bir siyasi irade var. Burada karşılıklı irade gerekiyor. Ardından da bu bozulan, zaten olmayan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Güven üzerinden yürümesi gerekiyor. Yani güvenin olmadığına katılıyorsunuz. Muhakkak yani, yani çatışıyorsunuz. Yani birbirinize güvenmenin söz konusu değil. Ama çözüm için karşılıklı irade ortaya koymuşsanız o zaman güveni tesis etmeniz gerekiyor. Güven olmadan çözüm olmaz. Buna yönelik adımlar atıldı. Neydi bu adımlar? İlk adım görüşmelerdi. Devlet yetkilileriyle örgütün yetkilileri görüştü. Böyle bir iradenin varlığına karar verdiler. Sonra böyle bir iradeyi ortaya koydular. Ardından da bunun yürüyebilmesi için ölümlerin olmaması gerekirdi. Şiddetin olmaması gerekirdi. Örgüt eylemsizlik kararı aldı. Ve devlet de eylemsizlik kararı alan örgüte çözüm süreci bitene kadar operasyon yapmadı. Bu karşılıklı bir güvenin tesisiyle ilgili bir şeydi. Ama daha sonra şimdi biz Uludere'yi ve Kobani'yi konuşacaksak ve bu Uludere Kobani üzerinden
AK Parti'nin bu güvensizliği yarattığını söyleyeceksek, evet, Uludere meselesinde çok ciddi bir kırılma yarattı. Yani Kürtler arasında çok ciddi bir kırılma yarattı. Biz Uludere'yi iyi yönetemedik ve örgüt HDP Uludere'yi çok iyi kullandı. Bunu AK Parti'nin, devletin ve hükümetin aslında Kürtlere karşı bir tavrı gibi algıladı. Halbuki o zaman ilk açıklamalara baktığımız zaman bunun Ankara'nın karanlık dehlizlerinde yok olmayacağını söylemişti Sayın Başbakan. Ardından her türlü soruşturma başlatıldı. Ama Türkiye o dönemde aynı zamanda paralel yapıyla bir yeni bir sürece başladı. Ve dikkat ederseniz Diyarbakır'daki bu soruşturmayı yürüten mahkeme görevsizlik kararı verdi. Ne zaman verdi görevsizlik kararını? Seçime yakın bir tarihte verdi. Yani sırf seçimleri etkilemek ve burada hükümetin bir tavrıymış gibi bu tavrı pekiştirmek için görevsizlik kararı verdi. Daha sonra bu mahkeme, askeri mahkemede takipsizlik kararı verdi ardından ve dava ortada kaldı. Şimdi bunu daha iyi yönetebilir miydik? Evet, daha iyi yönetebilirdik ve bunu yönetmek zorundayız. Bu iş bitmiş de değil. Yani Roboski'yi bir şekilde çözmemiz lazım. Henüz orta yerde duruyor. Ama Kobani meselesi aynı şey değil. Bakın Kobani'de tamamen yalan, iftira kampanyaları üzerinden yürüyen bir süreç var. Kobani'de Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği, orada Kürtlerin imhasına göz yumduğu, hatta taraf olduğu gibi bir algı yaratılmak istendi. Halbuki... Çok pardon, bu algı mı etkili oldu? Tabii tabii, ben de söylediğim zaten. Hı. İyi algıyı, o algıyı biz yönetemedik. Yani yoksa orada bakın, yüz binlerce Kürt vatandaşa, Suriye'den gelen vatandaşa devlet kapısını açtı, ağırladı. Ama bölgede sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyde Sayın Vekilimin söylediği gibi o bölgedeki Kürtleri imha etmek için IŞİD'le berabermiş bakın, algısı oluştu. Kobani meselesi henüz çözülmemiş, Kobani diyorum, Roboski meselesi henüz çözülmemiş, orta yerde duruyor. Ve belki 13 yıllık AK Parti iktidarımızın en büyük eksisidir. Yani bir öz eleştiri yapacaksam en büyük eksisidir. Ama orta yerde henüz çözüm bekliyor. Yani bunu çözebilme fırsatımız henüz var. Ama ciddi bir kırılma yarattı. Ancak Kobani'de tamamen yalan ve iftira üzerine yürütülen bir algı operasyonu vardı. Kobani'de o dönem medden gelen, yani IŞİD'in daha önce IŞİD olmadan önce El-Nusra'nın oradaki Kürtlerle çatışmasında Türkiye'nin El-Nusra'ya destek verdiği, hatta tank verdiği, top verdiği, büyük silahlar verdiği gibi yalanlar çeşitli sosyal medyada fotoğraflar paylaşılarak bu algı yaratılmaya çalışıldı ve bu algıda da başarılı oldular. Ardından yine IŞİD'de çatışma başladığı zaman o dönemlerde aynı Kobani'nin ilk başladığı dönemde veyahut da Irak'taki IŞİD'in saldırıları, Kürt bölgelerine yaptığı saldırılar başladığı dönemle eş zamanlı olarak bizim herkesin bildiği gibi Musul'daki 49 rehinemiz vardı. Ve o 49 rehine 3 ay gibi bir süre zarfında örgütün elinde kaldı. Türkiye o süreci çok iyi yürüttü ve 49 vatandaşımızı kurtarabildi. IŞİD'in elinden böylesine rehine kurtarabilen tek ülkeyiz. Bu başarıyı yürütürken IŞİD'e karşı çok mesafeli ve onların can güvenliğini sağlamak için bir politika yürüttü. Ve o yürütülen hassas politika döneminde de o hassasiyet üzerinden AK Parti'nin IŞİD'e yardım ettiği, para verdiği, silah verdiği şeklinde bir algı operasyonu yürütüldü. Ama daha sonra Kobani meselesi başladığı zaman benim şimdi elimde resmi rakamlar var, tek tek verebilirim. 3000'in üzerinde 3000 kamtır, 3000 tır gıda yardımını Türkiye Cumhuriyeti resmi kamyonlarıyla Kobani'ye gıda yardımı yapmıştır. 3000 tır. Sorun ya da bir farklı görüş var mı buna şey? Yani şu, ben isterseniz tamamlayayım. 3000 tır gıda yardımı yapıldı Kobani'ye. 1500'ün üzerinde yaralı, YPG'li yaralı tedavi edildi Türkiye'de. Onun da bütün rakamları var bende. Ve sınır hiçbir zaman kapatılmadı. Aslında Türkiye kendi sınırlarını bir iç savaşın yaşandığı bölgeye kapatabilirdi. Kapatıldığı tarihte Kobani
bir imha ile karşı karşıya olurdu. Ve daha sonra Özgür Suriye Ordusu ve Peşmerge'nin ağır silahla geçişini sağladı ve Kobani bu şekilde kurtuldu. Ama bütün bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın Akçakale'de yaptığı konuşma, yani Kobani düşüyor. Hı hı. Lafını cımbızlayıp alarak bunu çok iyi algı yönetimi dediğim gibi, yani aslında orada da Batı'yı suçlayan Sayın Cumhurbaşkanı orada Batı'yı suçluyor. Batı'nın Kobani konusundaki ikiyüzlülüğünü suçluyor. Kobani düşecek, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama Türkiye şunları yapıyor. 2 milyon insana kucak açtı. Bu Kürt, Arap, Türkmen demeden bu kadar gıda yardımı, yaralısına bakıyor. İşte kurtulmasıyla ilgili Peşmerge'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun geçişine müsaade etti. Bu kadar şeyleri yaparken Batı iki yüzlülük yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Kobani düştü düşecek ama sanki Batı yardım ediyor. Türkiye'de düşmanca bir tavır içindeymiş gibi bir algı yönetildi ve Türkiye'nin içinde Kürtlerin öfkesi biriktirildi ve bu öfke de 6-7 Ekim'de bilinçli bir şekilde, organize bir şekilde patlatıldı. Bir şey diyecek miyiz? Şimdi belki buna katkıda bulunmak açısından söylemek gerekiyor. Algı yönetimi diye ifade ediliyor ama sonuçta insanların tepki gösterirken kullandıkları bir takım somut veriler var. Yani evet, Türkiye sınırlarını açtı, Kuzey Irak'taki Kürtlerden Kobani'deki Kürtlere silah yardımı yapıldı. Bunun kararının günlerce geciktiğini hatırlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasındaki telefon görüşmesini hatırlamak lazım. Amerikan Başkanı'nın biz yardım atacağız artık havadan dediğini hatırlamak lazım. HDP milletvekillerinin sınır kapısında 3 metre ilerilerindeki kan kaybeden işte PYD'lileri almak için hani sonuçta bunların hepsinin bir şekilde kullanıldığını hatırlıyorum ben. Yani o algının nasıl yaratıldığını desteklemek açısından ya da o algının nasıl ortaya çıktığını desteklemek açısından böyle fotoğraflar ortaya çıktı. Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın mitinginde bir bomba patladı. İşte zanlı şu anda cezaevinde, ilişkileri henüz aydınlatılmış değil. Hatta hükümete yakın basın kuruluşlarında onun PKK tarafından böyle bir sonuç elde edilebilmek için kullanılmış bir isim olduğunu, öyle bir eylem olduğunu ima edenler de oldu. Ama yargı bugüne kadar o zanlının başka ilişkilerini ortaya çıkarmış değil. O saldırının perde zaten arkasını... belki en önemlisi bu herhalde, değil mi? Bu tip iddiaları, işte senaryoları gündemden kaldırmanın en temiz yolu yargının hızlı hareket etmesi. Başka bir şey, Suruç katliamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 33 vatandaşı orada katledildi. Peki ne hatırlıyoruz biz? Yani o katliamı gerçekleştiren saldırganın kimliği tespit edildi. İşte onun da arandı. Aynı Diyarbakır'daki gibi. Diyarbakır'daki olayın ardından bir sürü gerçek ortaya çıktı. Asker kaçağı olarak 2 gün önce polis tarafından tutanak tutulduğu ortaya çıktı. Buna rağmen aranmadığı da tespit edildi. Aynısı Suruç katliamını yapan işte IŞİD mensubu için de geçerli. IŞİD Suruç'taki katliamla ilgili Kürtleri ya da işte bu işin mağdurlarını ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tatmin eden bir soruşturma ya da şey ortaya konuldu mu? Koyulmadı. Yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte Hatay'da kaçırılan askerimizin akıbetini merak ediyorum. Ya da IŞİD'in Türkiye'ye yönelik saldırılarını, işte bir askerimiz sınırda şehit edildi, hatırlayalım. Bunlarla ilgili neler yapıldığını merak ediyorum. Bunlar çok net bir şekilde ortaya konulmadı. Yani belki bu fotoğrafın böyle bir algı oluştu denilen o fotoğrafın çıkmasında ama, bu tür eksikliklerin de rolü oldu. Yani pardon, sözünüzü kestim ama yani gerek Suruç gerek de Diyarbakır'da patlayan bombanın üzerinden yapılan tartışmalarda hemen hatırlarsanız işte bu bomba patlar patlamaz katil Erdoğan diye bağırıp sokaklara dökülenler var. Ve i̇şte bunu devletin önüne içindeki bir takım için karanlık odakların yaptığını falan söyleyenler var. İşte onu söylüyorum. Ama şimdi sonuca baktığınız zaman
gerek Diyarbakır'daki bomba, gerek Suruç'taki patlamanın tamamen zarar verdiği AK Parti'nin ve hükümetin kendisidir. İşte onu diyorum. Kendisidir. Yani bunu aynı şeyi söylüyorum. Tabii tabii. O fotoğrafın önüne geçmek için. Şimdi burada için... eğer geçmişte olduğu gibi, çünkü o karanlık dönemleri ben çok iyi hatırlayan biriyim. Yani geçmişte devlet odaklı bu tür karanlık eylemler olduğu zaman failleri falan bulunmazdı. Her iki eylemde de olabilecek en hızlı şekilde failler yakalandı. Yani burada bir devlet, hükümetin iradesi bunların ortaya çıkarılmaması yönünde veyahut da bunun üstünün örtülmesi yönünde demiyorum. Falan hiçbir zaman olmadı, yani olmazdı. Bu fotoğrafı... Özellikle bu dönemde gerek HDP'ye yapılan saldırılar, HDP genel merkezine yapılan saldırılar veyahut da bürolarına yapılan saldırıların failleri de birkaç saat içinde yakalandı. Yani hiç alışkın olmadığımız şekilde, çok hızlı bir şekilde yakalandı. Peki bana bir müsaade verseniz. Sonuçta bir ortada tablo var. Peş peşe yaşanan pek çok olayı saydı Deniz. Ama diğer taraftan da şunu görüyoruz. Güneydoğu'da sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ve işte daha evvel ifade edilmişti, ciddi bir silahlanmasının olduğunu PKK'nın Türkiye sınırları içinde. Ve operasyon düzenleniyor teröristlere karşı. Ama ortada bir çok dikkat çeken bir tablo var. Dolayısıyla Türkiye bu seçime bu görüntülerle ve bu durumla gidiyor. Hem bu görüntüyle gitmek bir seçime ne demek, hem de sandık güvenliği açısından, özellikle Güneydoğu açısından Adil Gür, ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi o soruya geçmeden biraz önce konuşulan konuya iki cümle katkı sunmak istiyorum. Komplocu teorilere inanmayan birisi olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. İnanmayan birisi olarak. Birincisi, IŞİD'le PKK'nın iplerinin aynı eller tarafından tutulduğunu düşünüyorum. IŞİD ve PKK'nın. Yani Türkiye'de Suruç'u yapanla hemen yanındaki ilçede polisleri şehit eden, silahları verenlerin, tutanların aynıları olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf daha büyük. Çünkü bu yaşananlar hem AK Parti'ye hem HDP'ye zarar veriyor. Özetle. İkisine de zarar veriyor. Yani hatırlayalım ki Kobani destanı IŞİD'le yazıldı. IŞİD daha sonra PYD ile pek çok yerde sözde çatıştı, savaştı. PYD'ye bıraktı gitti. Şimdi farklı bir tartışma başlatmak istemiyorum. Pek çok örneği var Suriye'de. Şimdi elbette ki Doğu ve Güneydoğu'da bu ortamda sağlıklı bir seçim yapmak elbette ki zor. Yani işte sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde. Bu dönemde de zor. Aslında 7 Haziran'da da zordu. Bakın 7 Haziran'da da. Biz 7 Haziran'da her şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşündüğümüz bir dönemde de devlet tamamıyla kontrolü PKK'ya veya işte mensuplarına terk etmişti. Öyle bir baskı vardı o zaman da. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah 45 günlük süre içerisinde ben PKK'nın bir ateşkes ilan edeceğini düşünüyorum. Güneydoğu'da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum. HDP'nin baskı kurarak. Yoksa şu şeyleri de kabul etmiyorum. Yani kişisel olarak, çünkü bu benim ilgi alanım da değil ama efendim işte bu bir şeydi, tezgahtı. Hükümetle PKK arasında bir tezgahtı. Böyle bir tezgah yapıldı. Şimdi ateşkes yaptılar vesaire vesaire. Çünkü niye? Ne diyorum? Bugüne kadar yaşananlara baktığımızda kaybeden hem AK Parti bölgede hem HDP. Öyle olunca ikisinin de bir katkısı yok. Ama HDP'nin bugüne kadar zaman zaman yükselttiği sesini daha da yükselteceğini ve bir şekilde PKK'nın seçimlerden önce bir ateşkes ilan edeceğini düşünüyorum. Sevindirici olan şey orada şu. 3 tane ilçede PKK, biz ne kadar bir güven problemi vesaire var dedik ama hala bölgede yaşayan insanların da PKK'nın çağrısına uyup ayaklanmadığını, devlete karşı bir isyan başlatmadığını gördük. Bu da çok sevindirici bir durum diye düşünüyorum ben. Erdem, böyle bir duyumun ya da beklentin var mı? 45 gün içinde PKK ateşkes ilan eder mi? Ve tabii ki Güneydoğu'daki tüm bu konular seçimi nasıl etkiler? Ederse çok iyi olur. Yani HDP'nin de bir miktar uğraştığını görüyoruz. Dilini biraz daha onlara yönelik artık durdurun demeye çalıştığını en azından görüyoruz. Belki önümüzde bir bayram var filan. Hani bunları da düşünmek gerekir yani. Belki öyle şeyler olabilir.
hepimizin isteği. Ama ben buradan şöyle çok kısa bir şey söyleyip Galip Bey'e soracağım aslında. Şimdi bir geçici hükümetle seçime gidiyoruz. Partinizin de genel söylemi, ki ben genel söylemin Güneydoğu'daki alınacak oylarda etkili olacağını düşünüyorum. Daha sert bir üslubu var HDP'ye yönelik. Hani bölgeyi etkilediği için söylüyorum. Daha onunla polemikçi bir dili var. Bir de örneğin Türkeş bugün aday yaptı parti. Daha liberal, daha hani merkez sağdan değil ama direkt hani Türkeş simgesel bakımından öyle bir ismi partisine kattı. Bu daha önce de vardı. Vardı biliyorum ama hani o bağlamda soruyorum. Bir yandan hükümetin içinde örneğin şöyle bir ses var. Hatırlayalım, İçişleri Bakanlığı, yeni İçişleri Bakanı şiddet bir şekilde kafalarını ezeceğiz diyor. Bu sözünü hatırladınız mı? Dolayısıyla bu söylemde gidilen bir seçim sisteminde... Yani o İçişleri Bakanı siyasetçi değil yalnız. Tamam, peki. Bürokrat. Siz söyleyin onu. Ben siz ne, nasıl oy isteyeceksiniz? Örneğin çözüm sürecini biz iktidar olursak, tek başımıza olursak geri getireceğiz mi diyeceksiniz oy isterken? Bölgeye ne diyeceksiniz? Yani HDP'den farkınızı nasıl çizeceksiniz? Yani merak ediyorum. Şimdi dikkat ederseniz çözüm sürecini evet şu an buzdolabında ama hiçbir zaman bitti demeyen bir AK Parti var. Çözüm sürecini önemseyen bir AK Parti var. Ama bu iki yıllık süreci hatırlayın. HDP ve PKK cephesinde sürekli İşler iyi gitmiyor, çözüm süreci bitmek üzere, çözüm süreci bitecek, bu olmazsa bitiririz, şu olmazsa bitiririz, bu tarihe kadar bitiririz. Sürekli aslında bu bir niyet beyanıdır. Halk çözüm istiyor ve çözüm sürecini destekliyor. Dolayısıyla kim çözüm sürecini bozduysa veyahut da çözüm sürecine zarar verdiyse ona fatura kesecektir. Bu seçimde faturayı kesecektir. Dolayısıyla yani burada çok iyi hatırlayalım. 7 Haziran'da HDP %13 oy almış, 80 milletvekiliyle Türkiye siyasetinin kalbine gelmiş, oturmuş. Daha meclis açılmamış, HDP kendini ifade edememiş, Türkiye'lileşme ve barış söylemlerini mecliste dile getirme fırsatı bulmadan, PKK yani daha Suruç olmadan birkaç gün önce PKK ben ateşkesi bozdum dedi. Yani bugün ateşkese hazırım diyen PKK, o gün ateşkesi bozdum dedi. Siz de bekliyor musunuz? Peki ateşkesi, ateşkesi niye bozdu? Bu çözüm sürecine kim zarar verdi? Yani halkın bu kadar desteklediği %80-90 gibi yüksek bir oranda desteklediği çatışmayı niye başladı? Niye ateşkes sağlamak istiyor? HDP'ye niye fırsat vermedi? HDP'nin siyaset yapmasına, Türkiye'lileşmesine, barış söylemlerini dile getirmesine neden fırsat vermedi? Bugün HDP PKK'nın bu uyguladığı çözüm sürecini bozan, zora sokan tavrı karşısında neden net bir tavır sergileyemiyor? O Türkiye'lileşme ve barış söylemi dilinden düşmezken bugün hendekler kazıp bazukayla, roket atarlarla dolaşan ve çatışmayı sivil alana çekmek isteyen PKK'ya neden bir laf demiyor? Yani gidip de ta ki sokağa çıkma yasağı ilan edilip abluka altına aldıktan sonra duyarlılık göstereceğine, o hendekler kazılıp belediyenin makineleriyle hendekler kazıldığı zaman, bir dakika kardeşim, ben bu belediyenin makinesini bu insanlara hizmet için getirdim. Siz bugün hizmet için, hizmet için kullanırım. Ben bunu hendeyi kazmak için, burada çatışmayı sivil insanların yaşadığı alana taşımanız için müsaade etmem dediği takdirde HDP büyür, o zaman Türkiye'lileşmir, o zaman onların o barış söylemleri değer kazanır ve HDP'nin siyasetini o zaman mümkün kılabilir. Ama bugün siz yeniden seçime gidiyoruz ve HDP çok zor durumda. Yani HDP bana göre çok zor durumda. Bir taraftan aslında siyaset yapan insanların bu tür şiddeti ve şiddeti körükleyecek bir takım eylemlere aslında sıcak bakmayacağını biliyoruz. Ancak o tarafa laf da edemez. Yani çünkü onların tabanı üzerinde siyaset yapıyor ve onların kendilerine belirlediği sınırlar içinde siyaset yapıyor. O yüzden bu seçimde 7 Haziran gibi olmayacak. Yani az önce bir soru sordunuz ama sorunuza cevap veremedim. HDP 1991'de
bu siyasal hareket SHP ile o zaman ittifak kurarak ilk defa seçime girdi. Daha sonraki süreçlerde çeşitli partiler isimler adı altında seçime girdi. Sürekli bölgeden aldığı %5, %6, %6,5 bandında oy aldı. Ne zaman oyunu yükseltti? Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne zaman ki Selahattin Demirtaş Türkiye'lileşme üzerine, çözüm süreci, barış üzerine bütün Türkiye'yi kucaklayan, kapsayan bir söylem geliştirdi. Halk bu söyleme onay verdi. Bu söyleme destek verdi. Yine 7 Haziran seçiminde aynen gerek aday tespitlerini yaparken Türkiye'nin her kesiminden sosyal, siyasal ve farklı eğilimlerden insanları aday profilini belirlerken buna dikkat etti ve söylemlerini de seçim boyunca bunun üzerine kurguladı. %13 gibi kimsenin beklemediği, onların bile beklemediği bir oyu verdi. Bu da HDP'nin barış söylemi ve Türkiye'lileşme çabasına sorunu, var olan sorunları siyasi demokratik zeminde barışçıl yöntemlerle çözme gayretlerine bir destek ve onaydı. Ama bunun gereğini yapamamıştır HDP bugün. Bunun gereğini yapamadan Türkiye yeniden seçime girmiştir. Burada 1 Kasım seçimleri 7 Haziran seçimleri gibi olmayacak. Ben arkadaşlara katılmıyorum. Kesinlikle baraj problemi de yaşayacak. Bunu doğru yönetemezse baraj problemi de yaşayacak. Eğer olaylar, hadiseler hani nasıl cereyan eder? Çünkü konjektüreldir. Bir tek hadise barajın üzerine de çıkarır. Bir tek hadise barajın dibine de iter HDP'yi. Erdinç Bey, katılır mısınız? Ve işte bir tek hadise barajın üstüne de çıkar, barajın altına da indirir derken, örneğin Adil Bey'in dediği gibi PKK ateş kesse ne olur? Ve devletin, hükümetin tavrı çok netken, yeterli olan ve olacak olan silah bırakıp Türkiye sınırlarından çekilmesidir derken, bu ateşkes neye neden olabilir? Ya bu konjektürde ateşkes yaparsa tek taraflı bir ateşkes yapar. Yani şimdi fotoğrafı genel hatlarıyla kendi kronolojisi içinde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Türkiye o kadar iyi anlattı ki Sayın Vekilimiz. Yani Türkiye bir hafızaya sahip. Yani Türkiye geleneksel siyasetlerini radikal bir şekilde değiştirerek çözüm süreci başlatmış. Bir çözüm peşinde barış iradesini ortaya koymuş. Kim koymuş? Genel olarak tüm Türkiye siyaseti ve devlet. Bu bir süreç ve bu süreç içerisinde bu sürecin meyvesi olan ki bu HDP modeli taraflar arasında konuşularak oluşturulmuş bir modeldir. Yani Türkiye'lileşme projesi, yani HDP'lilerin tek başına hadi Türkiye'lileşelim diyerek karar verdikleri bir şey değil. Yani bu müzakereyi yürüten taraflar. Yani bu müzakerenin hedefi şudur. Bir, eli silahlı güçlerin silah bırakarak Türkiye'nin toplumsal ve siyasal süreçlerine katılması. Yani dağdan ovaya inmek hikayesi. İki, bu süreçler yoluyla siyasetin sivil alanda bu neyse bu hassasiyet, bu hassasiyetin temsil edilmesi HDP yoluyla. Ve aynı zamanda bütün bunlar yapılırken bütün bu reformlarla yürütülen süreçle birlikte PKK'nın silah bırakarak Türkiye dışına çıkması ve sonunda silah bırakması. Önce Türkiye dışına çıkması, sonra silah bırakması. Yani süreç bu. Ve Türkiye 90 yıllık tarihinde radikal bir karar vermiş bu hassasiyette. Ve MHP haricinde, kısmen MHP'de bu hassasiyetin yanında olmuş CHP'siyle vesaire. Bunun ürünü olan parti HDP'de yani %13 almış, 80 milletvekili çıkarmış, her şey yolunda giderken Türkiye'ye karşı HDP PKK niçin yeniden silahlı bir çatışmayı başlattı? Hiç gereği yokken. Ben size şunu söyleyeyim. Size sorayım, daha doğrusu buradakilere sorayım. Yani yeniden Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi başlatmanın mantıklı bir gerekçesi var mı? Hiçbir mantıklı gerekçesi yok. Keşke HDP'li biri olsaydı burada, bakın, da bu sorulara şimdi, HDP cenahından şimdi bakın, yanıt verseydi ama. Şey şu, bakın bu verilen cevapları tekrarlayalım. Deniliyor ki çözüm yarıda bırakıldı, askıya alındı, yok edildi ve PKK'ya da çözüm yok edildiği için, devlet bu masadan kalktığı için yeniden silahlı mücadeleye başlamaktan başka çare kalmadı. Peki, hatırlayın, niye ateşkesle hazırız aynen diyor. Aynen öyle. Yani şimdi hatırlayın, o dönemde bu programlarda bile ne yapsın PKK canım, devlet üzerine düşeni yapmadı. PKK'da silahlı çatışmaya
girmeye mecbur kaldı, değil mi? Bence PKK'yla hatta tayin edildi gibi bir şimdi, yanlış içinde gidiyoruz. Yani şimdi, PKK müsaade edin. Nihayetinde hani yasal meşru bir hayır bir şeyden bahsediyorum. Şimdi şunun üzerine duruyorum. Türkiye'ye karşı Türkiye içindeki dinamiklerle hiçbir şekilde izah edilemeyecek. Varsayın ki AK Parti çözümden vazgeçti. Radikal bir şekilde vazgeçti. Bu PKK'nın yeniden çatışmayı başlatmasının gerekçesi olabilir mi? Geride CHP var, MHP var, sivil siyasi şimdi partiler var. Yeniden çözümü sürdürebilirlerdi. Şunu anlatayım. Bir kere bu çatışmanın Türkiye'nin iç dinamikleri alakası yok. Suriye ile Irak'ta bölgedeki dinamiklerle alakalı. Türkiye'yi böyle bir problemle meşgul ederek Sayın Gür aslında bir miktar izah etti. Orta Doğu alanından kendi ana karasını hapsediyorlar ama problem şu, bu yeni çatışma döneminde PKK çok beklenmedik bir darbe yediği için ve büyük çapta kapasitesini kaybettiği için şimdilerde yeniden ateşkes tartışmalarına yeniden dönmek istiyor. Yani dolayısıyla ne kazandı da PKK ateşkes yapmak istiyor? Yani muhtemelen PKK'nın işleri iyi gitseydi böyle bir ateşkesten bahsetmeyecek. İki, şunu da dikkate almak gerekiyor. O kadar güzel izah etti ki Sayın Ensarioğlu. Ya 7 Haziran'da sanki güllük gülistanlıktı bölge. Kaç tane AK Parti il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı kaçırıldı, tehdit edildi vesaire. Yani ateşkes varken de bölgede PKK'nın bir hegemonyası vardı. Bölgede demokratik bir seçim yapabilme imkanları yoktu zaten. Şimdi şartlar PKK'yı zayıflatan bir pozisyona geçtiği andan itibaren bu defa HDP yetkilileri bölgede yeteri kadar şartlar müsait değil, seçim yapılmaz vesaire demeye başladılar. Niye 7 Haziran'da demiyorlardı? Yani PKK'nın oradaki hegemonyası HDP'ye çalıştığı zaman bölgede seçim yapılabilir. PKK'nın kapasitesi düşürüldüğü zaman bölgeye kısmi bir özgürlük havası getirildiği zaman bölgede seçim yapılamaz. Yani bu ikili yapıdan kesinlikle kurtulması gerekiyor HDP'nin. Yani Balıkesir'de, Ayvalık'ta, İzmir'de ne kadar özgür bir şekilde seçim kampanyası yapma hakkı varsa, sonuna kadar biz de savunmamız gerekiyorsa, Türkiye'nin diğer partilerinin de Hakkari'de, Van'da, Ağrı'da aynı kampanyayı aynı özgürlük içinde yapma hakları var ve HDP'nin bunu öncelikle savunması gerekiyor ki HDP'nin hukuku herkesin kabul edilebilir bir hukuk olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada reklama gideceğim mecbur ama bu arada bir mesaj okumak durumundayım. Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, sizin açıklamalarınızla, değerlendirmelerinize yönelik. Adil Bey MHP'ye haksızlık ediyor. İki genel başkan adayı şu anda listede, Özdağ ve Aydın, Koray Aydın'dan bahsediyor. Dolayısıyla biraz ileri gidenler partiden atılıyor ifadesi yanlış olmuştur diyor Celal Adan. Bunu da bir not olarak, açıklaması olarak ifade edeyim size. Bilmiyorum bir cümle bir şey söyleyecek tabii misiniz? Yani ama çok kısa. Tabii yani şu, benim orada söylediğim böyle söyleniyor diye ifade ettim. Adil Gür'ün görüşü değil. Böyle bir rivayet var. Bu manada Milliyetçi Hareket Partisi bir risk üstlendi dedim. Benim görüşüm değil. Onun açıklamasını da aktardık. Evet. Sizinkini de bir reklam arası veriyoruz. Sonuna geldik sevgili CNN Türk izleyicileri. Yeniden görüşmek üzere diyoruz ve iyi akşamlar.